kanalıma hoş geldiniz. Gelirlerimiz ihtiyaç sahibi insanlara gidiyor. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyoruz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Zil butonunu aktif ederseniz de bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Evet, düştük yine yollara. Okula gidiyoruz. Çocukları okula bıraktıktan sonra da büyük gün, yani sonunda Rahmi abi Türkiye'den geldi. Ve ben kuaföre gidebiliyorum. Kaç haftadır bekliyordum. 5 haftalık izne gitmişti. O arada da yani acil izne gittiği için, haberim olmadığı için saçımı boyatmamıştım. O yüzden kuaförüme ben biraz sadığımdır. Çünkü kuaförüm kaliteli ve çok güzel yapıyor. Başka yere de gitmek istemediğim için mecburen bekledim. Eğer trafik izin verirse önce okula gideceğim. Saat 8.40. Saat 9'da da kuaförde randevum var. İzlemede kalın. Devam edeceğim. Ne kadar güzel yapmışlar. Sabah sabah görünce aklıma kaynanam geldi. Bak hele bak. Ne marka bu araba? Mazda. Şeytan gibi yapmışlar. Ay Allah'ım. Evet, kuaförüme geldim. Yağmur atıştırmaya başladı. Kuaförüm Karaca Kuaför. Rahmi abiye geliyorum ben devamlı. Soranlar oluyor kuaförün hangisi diye. Her zaman söylüyorum, kuaförüm Rahmi abi, Karaca Kuaför, Roxy Park'ta. Şöyle etrafı çekeyim. Gördüğünüz gibi hijabın yan tarafı, sigaracının da üst katı oluyor kendisi. Hemen ben gireyim. Rahmi abi yeni iş başında, inceden. Nasıldı Türkiye? Çok sıcaktı. Ama tabii güzel. Güzel değil mi? Memleketimiz güzeldi. Şimdi güzelse niye burada kalıyorsun o zaman diyecekler. İşte her zamanki herkesin dediği. Değil çoluk mi? Çocuk burada olunca bırakamıyorsun. Belli bir şeyim var. Neydi o? Neymiş o? yerleşmişliğim var mı o diyorlar. O da var. Artık yarı buralı yarı oralı oluyoruz yani, ister istemez. Ben de direkt öyle diyenlere sana ne diyorum. Hayır, kısaca sana sen ne? Daha net söylüyorsun. Ha. Her zamanki gibi. Çünkü sana ne diye bir kelime var. Hiçbir şey açıklamana herkesin gerek kalmıyor. Tabi. Yani hayat şartları da malum. Öyle. Yani evlatlarına, çoluğuna, çocuğuna daha bir hayatını... Herkes yerinde sağ olsun. Tamam. Biz doğduğumuz yerden de doyduğumuz yerden de geçemeyen insanlarız sonuçta. Öyle. Herkese selam. Bayağı bir uzamış ama değil mi? Birazcık. Seni bekledim de o yüzden. Evet. Şimdi inceden yapılmaya başladı. İnşallah güzel olacak. Bekliyoruz. Evet, saçaklı bekliyoruz. Bir kahve molası vereceğim. Şu an açılıyor. Evet, hala yağmur atıştırıyor herhalde. Benim mekan hep aynı. Geliyorum, o köşeye park ediyorum. Açıldı saçlarım, yıkandı. Tonasını bekliyoruz, üstünün boyasını bekliyorum. Boyası da yapılınca yine kuaför üstümü giydim. Kuaför üstü dediğimde böyle boya falan olur diye ben bunu yanımda getiriyorum, hemen üstüme geçiriveriyorum. Bu kıyafetlerim boya olmasın diye. Rahmi abimi bekliyorum, Rahmi abimin işi bittikten sonra hemen boyası geçecek. Rahmi abi nereden gördün ya? Harbi fare gitti ama o tarafa. Kocaman bir fareydi ama, değil mi? Evet. Aa bak orada. Ay Rahmi abi. Arabalara kapıları gitti tırmak lazım. Bak kaşlı gözler arasında iyi gördün ha. Kocaman. Evet, bir kuaför maceramın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yine güzel bitti ama. Teşekkür ediyorum Rahmi abi. Eline koluna sağlık. Çok güzel oldu. Evet. Yavaş yavaş çıkıyoruz. Alışverişe gideceğim. Oradan da çocukları almaya gideceğim okula. Kuaförden çıktım. 17 derece ama yağmur hızlanmış. Kasaba gideceğim. Şuradan hemen yakın kasaba gideceğim. Orası da helal. Ondan sonra da yavaş yavaş eve ya da çocuklar alma saatim gelirse çocuklar almaya bakalım. Ne gösterecek zaman, ne gösterecek? Evet,
kasaptayım, alışverişimi yapıyorum. Evet. Mantar çorbası buldum. Hemen kasapta ondan aldım. Sucuk aldım. Libaniz ekmek aldım. Devam ediyorum. Evet, kasap alışverişim de bitti. 167 dolar tuttu. Yağmur devam ediyor. Yavaş yavaş eve gideceğim. Yola düşeyim bari. Evet, eve geldim mi? Geldim. Ne yapıyorum şimdi? Şimdi kendime bir kahve yapacağım. Ondan sonra da bir kavurma yapacağım. Pilav yapacağım. Çocukları almama daha bir saat falan var. Orada ben onları hemen hallederim. Çünkü benim paşalarım bu akşam yine bir sohbete gidecekler. Sohbete gelen misafirlere de ben bugün yemek yapıp yollayacağım. Hani öyle bir dua alayım ben de oradan dedim. Gene yırttım bak, bugün gene aldım duaları, hadi. Soğan, kapya biber, sarımsak. Bu üçlü müthiş bir lezzet olacak inşallah. Evet, bu üçlüyü koyduk. Biraz yağla tabii. Yağsız olmaz. Hemen bunları ben böyle bir yumuşattım. Şimdi eti koyacağım üstüne. Eti koydum, biraz karabiber attım. Kekik de attım. Şimdi karıştıracağım, kapağını kapatacağım. Bu burada kendi kendine pişerken domatesi biraz robottan geçireceğim. Üstüne biraz da domates dökeceğim. Çok lezzetli olacak inşallah. Domatesini de robottan geçirip döktüm. Karıştırıp kapağını kapatacağım. Evet, et olayını tamamlamışken bir de pilav olayına girdik. Pilavımı da yapayım. Şimdi bu içerideki mutfağımda et, pilav pişerken aslında ben size böyle bomba gibi bir haber vereceğim ama bu videomda mı vereyim, öbüründe mi vereyim bilmiyorum. Öbüründe vereyim. Bir sonraki videomda vereyim. Bomba gibi bir haberim var. Çok sevineceksiniz. Pilav olayı da tamamdır. Tavuk sulu çok güzel bir pilav yaptım. Pembe tuz kullandım. Tamamdır. Evet, bir de stir fry attım. Böyle eti uzun uzun kesiyorlar. Bir de onu kızartacağım. Bunu sebzeli yapacağım. Oğuzhan seviyor sebzeli olunca. Libaniz ekmekleri de aldım. Bunları ben bazen buzluğa atıyorum. Ekmeğim olmadığı zaman çıkartıyorum. Bazen de işte böyle aldığım zaman börek yapıyorum ben bunlarla. Çok güzel tepsi böreği oluyor. Bu ekmeği ikiye ayırıyorum böyle. Yani bildiğiniz bir yufka gibi. Kalın bir yufka gibi, su böreği gibi oluyor. Sosunu falan filan hazırlıyorum. İçini peynirli ya da kıymalı yapıyorum. Seviyor. Çocuklar da seviyor. Eşim de seviyor. O yüzden bunları börek yapacağım diye aldım. Mantar çorbası da aldım da ben bunu işte çorba olarak kullanmayacağım. Size de tavsiye ederim. Çok güzel oluyor. Sadece bir bardak suyla pişirin. Bir ya da bir buçuk bardak suyla. Artık sos kıvamını nasıl seviyorsanız. Mesela tavuğu dilimliyorsunuz. Ve tavuk derken şu tavuk şeyleri var ya, tavuk göğsü. Tavuk göğsünü mesela dilimliyorsunuz. Yağda böyle tuz, kekikle falan filan böyle kızartıyorsunuz. Bu hazırladığınız sosu da 1-1,5 bardak sos üstüne döküyorsunuz. Çok lezzetli oluyor. Etlerin üstüne de dökebilirsiniz. Yani mantar sosu oluyor resmen. Ve çok güzel oluyor. Evet, neredeyim? Çocuklarımı, yavrularımı almaya geldim. Biraz sonra çıkarlar, gelirler. Sonra da direkt eve. Karınlarını doyuracağım çünkü. Biz Mehdi'yi takip ediyoruz. Plakaya bak ya. Mehdi. Edemeyeceğiz. Ayrıldı gidiyor ya. Neyse, buradan gidelim hadi. Eve doğru gidiyoruz. Mehdi'yi bıraktık. Falan batmışken dedim ben hiç değilse bu eti de kızartayım. Bu eti de tekrar kendi halinde bir kavrulsun, haşlansın, bir şey olsun yani, yumuşasın. Bir pilav daha yapıyorum. Sebzeli eti hallettim, yaptım. Bunları da okula götürmeleri ve işe götürmeleri için menü hazırlayacağım. Salatayı da yaptım. Et de hazır. Pilav da hazır. Evet. Tabii ekmek koydum. Plastik tabak, çatal, salata için sos koydum, maşa koydum. Bunları da birer kepçe koyduk mu hazırlar, götürecekler. Evet. Yorulduk mu yorulduk. Oldu mu oldu.
Evet, bugünlük de böyle olsun diyelim. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.